Merhaba çocuklar. Bugün sizinle benim de çok sevdiğim ve çocuklarımla birlikte okuduğum İsa'nın Sevgi Öyküleri kitabından bir öykü okuyacağım. Siz de takip etmek isterseniz kitaplarınızı alın ve 272. sayfayı açın. Öykümüzün adı Kaçış. Ve İncil'de Luka 15. bölümde bu öyküyü bulabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. İsa evden kaçan birinin öyküsünü anlattı. Bir zamanlar bir erkek çocuğu ve babası varmış. Bir gün çocuk şöyle düşünmeye başlamış. Belki bana devamlı ne yapmam gerektiğini söyleyen babam olmasa daha mutlu olurdum. Tüm eğlenceme engel oluyor diye düşünmüş. Babam gerçekten mutlu olmamı istiyor mu ki? Babam gerçekten beni seviyor mu ki? Bu soru daha önce o çocuğun aklına gelmemişti ama birdenbire kafası karışmış. Böylece çocuk babasına gitmiş ve demiş ki, ''Baba, sen olmasan hayatım daha iyi olur sanırım. Ben kendime bakabilirim. Paramızdan payıma düşeni bana ver.'' Babası buna üzülmüş ama çocuğu zorla da evde tutmak istememiş. Böylece oğluna istediğini vermiş. Çocuk parasını almış ve upuzun bir yolculuğa çıkarak uzak bir ülkeye gitmiş. Her şey harika ve mükemmel bir şekilde gitmiş. Bir süreliğine. Çocuk artık istediği yere gidebiliyor, istediği şeyi yapabiliyor, istediği şekilde davranabiliyormuş. Artık kendi patronu oymuş, özgürmüş. Tıpkı burada resimde gördüğünüz gibi uzaklara gidiyor ve istediğini yapıyor. Arada sırada kalbinde garip bir açlık, üzüntü, evine özlem duygusu hissedermiş. Ama bu histen kurtulana kadar hemen daha fazla yiyip içer, giysiler alır, partilere gidermiş. Bir süre sonra tüm parası bitmiş. Arkadaşları da onu bırakmış. Tek bir iş bulabilmiş. Domuz beslemek. Bir gün o kadar acıkmış, o kadar çaresiz kalmış ki domuzların yemeklerinden yemeye çalışmış. Birdenbire bir kabustan uyanmış gibi, ''Ben ne yapıyorum?'' demiş kendi kendine. Hemen ağzındaki yemeği tükürmüş. Babam çok zengin. Oysa ben burada domuzların arasında domuz yemeği yemeye çalışıyorum demiş. Domuzların arasında. Eliyle ağzını silmiş, üstünü başını silkelemiş. Eve dönüyorum demiş. Ama eve dönerken de kaygılanmaya başlamış. Artık babam beni sevmiyordur. Çünkü kötü davrandım. Artık oğlu olmamı istemez. Böylece özür dileme konuşması hazırlamaya başlamış içinden. Bütün bu süreçte bilmediği bir şey varmış ama. Oğlu gittiğinden beri babası her gün kapının önüne çıkıp uzakları görebilmek için gözünü kısar, oğlunun evine dönmesini beklermiş. Onu sevmekten bir türlü vazgeçmemiş. Oğlunun sesini duymayı çok özlüyormuş. Oğlu dönene kadar mutlu olmayacağını da biliyormuş. Oğlu daha uzaktayken babası onu görmüş. Babası ne yapacak? Kollarını önüne bağlayıp surat mı asacak acaba? Akıllandın umarım diye mi bağıracak? Ya da sen dur hele gör bak sana ne yapacağımı mı diyecek? Hayır. Öykü öyle devam etmiyor. Babası yerinden fırlamış, tepeden aşağı koşmuş, kestirmeden geçerek oğlunun yanına varmış. Oğlu daha özür dileme konuşmasına başlayamadan babası onu kollarına almış, öpmüş de öpmüş, koklamış da koklamış. Kutlama yapalım diye haykırmış sonra da. Oğlum eve döndü, kaçmıştı, onu kaybetmiştim. Ama şimdi geri geldi. İsa insanlara şöyle dedi. Tanrı da oğlunu sevmekten vazgeçmeyen o baba gibi. İnsanlar da tıpkı babam gerçekten mutlu olmamı istiyor mu diye soran o oğul gibidir. İsa insanlara bu öyküyü Tanrı'nın nasıl biri olduğunu göstermek için anlattı. Bir de insanlara kendilerinin nasıl olduğunu göstermek için.
Artık bilebilirlerdi ki ne kadar uzağa kaçarlarsa kaçsınlar, ne kadar iyi saklanırlarsa saklansınlar, ne kadar kaybolmuş olurlarsa olsunlar fark etmezdi. Tanrı'nın çocukları asla onları bulamayacağı kadar uzakta ya da saklı olamazdı. Çok güzel bir öykü değil mi çocuklar? Biliyorum siz de yatmaya hazırlanıyorsunuz şimdi. O zaman çok kısaca sizin için dua edeceğim ve ondan sonra güzelce uyuyabilirsiniz. Ya Rab, sana hamd ediyoruz çocuklarımız için. Rab, onlar senden ne kadar değerli bir armağan. Rab, sen onların yüreklerinde bir tohum gibi büyü, bir çiçek gibi, bir ağaç gibi ol ve senin sevgini hep bilsinler Rab. Bu çocuğun sorduğu gibi, acaba Tanrım beni seviyor mu diye sorma ihtiyacını hissetmesinler Rab. Her zaman senin onları ne kadar çok sevdiğini bilsinler. İsa'nın isminde. Amin. İyi geceler çocuklar, tatlı rüyalar. Görüşmek üzere.